Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Biz Aşan'a geldik. Rusya'nın Migros'u gibi düşünebilirsiniz. Burada yılbaşı alışverişi yapacağız şimdi. Şöyle. Biz de kendimize bir tane yılbaşı ağacı aldık. Bunlar gerçek, fake değil bu arada. Türkiye'ye kıyasla fiyatlar gayet uygun gibi. Ama yani gerçek derken kesilmiş, birkaç ay sonra kuruyup gidecekler. Bizim ağacımız da bu. Altına da şu aparatlardan alıyorsunuz. Buna biraz su koyuyorsunuz. Bu şeylerden de sabitliyorsunuz. Bakalım, kurunca da onu da çekeceğim. Yani aşağıda Rusya'da, daha doğrusu yılbaşı acayip bir şey ya. Fiyatlara da bakacak olursak, şöyle, gerçi orada gösterdim. Altı, 180 liradan başlıyor. Yok. Tabii. Çok ucuz ya. Şu mesela 180 lira. 180 liradan başlıyor hepsi gerçek. Yukarı doğru çıkıyor. Şöyle her yer. Biz ağaçları, süsleri çoktan almıştık. İr, süs eksiğimiz var mı? Lazımsa al. Süsleyince de ağacımızı, son halini sizlerle yine paylaşacağım. Gösteriyorum. Süsler mesela şu. Türkiye fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Bu 45 lira. Sanki Türkiye'den daha ucuz olan bir şey bulduk sonunda. Yılbaşı dekorları. Eğer canlı olsaydı ağaç, yani kesilmemiş olsaydı, o ağacı Türkiye'de götürürdüm. Bizim evin bahçesine dikerdim. Vallahi bana fiyatlar uygun geldi. Şu mesela 20 lira. Paşa bahçeyi de görüyorsunuz. 35 lira şu kade. Şu yılbaşı geyikleri var. 350 lira. Girişi kaybettik, iyi mi? İr. Var mı almak istediğin bir şey? He? Aldın mı? Oo. Kaç ruble? Tamam. Güzel. Mütevazi bir süsleme yapacağız evde. Işık lazım mı? Aldık zaten. Yine internetten çoktan almıştı süsleri. Sadece ağacımız eksikti ama şimdi gördükçe bize masraf çıkıyor tabii yeni yeni. Ya şu yılbaşı dekoruna bayılıyorum ben. Evet. Türkiye'de biz geçen yıl da yılbaşı ağacı yapmıştık. Kendinde de küyünar gelmişti bu kozalaklardan. Biraz da kendimiz toplamıştık Nazilli'de. Ama fiyatlar çok güzel ya. Şu 36 lira, 35 lira. Ama tabii toplarsan Nazilli'de bedava. Nedir o? Güzel de ben mum yakmayı sevmiyorum ya.
Şöyle ışık fiyatlarına bakalım. 36 tane OLED var. Şu 35 numara 450 lira. Işıklar pahalı. Ama bizim mesela sitede pencereden bakıyorum. Her evde böyle, her evde değil de pek çok evde yılbaşı süslemeleri, ışıkları görüyorsunuz. Evler ışıl ışıl. Bakayım. Senin aldın o mu? Bizim aldığımız o yıldız ağaç başı 100 ruble 30 lira falan. Birine kafasında konsepti kurdu. İki tane de şunlardan aldık. Bunların da tanesi 35 lira. Bak ondan da alacaksan al. Tabi bunlar her yıl tekrar tekrar değil. Bir defa alacaksın artık götürdüğü yere kadar. Ruslar için bu yılbaşı, Christmas çok önemli bir bayram arkadaşlar. O yüzden mesela biz geçen yıl Türkiye'deydik. Yerine bana söz verdirtmişti. Seneye yılbaşında Rusya'da olacağız kesinlikle. Sözümüzü de tutmuş olduk. Yılbaşı konsept çikolatalar. Böyle çocukları cezbetmek için bunlar. Matruşka'da Noel Baba'nın bir sentezlenmesi. Mesela şu 4 tane çikolata, biri büyük. 45 lira, 50 lira. Şu matruşka olanlar 65-70 lira civarı. 3 tane çikolata alacağını bir tane Noel ağacı alabiliyorsun. Evet, yine şeyin, Ferrero'nun yılbaşı konsept çikolataları. İndirimli hali 150 lira. Ama yine diğerlerine kıyasla ucuz bile yani. Tanesi 150, pardon. Sadece şu 150. Şöyle kutuları var. Onlar da 180. Alman çikolatası Toffee'nin yine yılbaşı konsepti. 65 lira. Ama öyle içinde çokluk. Şöyle yine Ferrero'nun şu kule, %35 indirim var şu an. 350 lira. Şöyle Rus markası. Bu da %35 indirimde 100 lira. İçinde karışık çikolatalar var. Şu kar iyi. Kürek lazım bize. Arabayı çıkarırken çok zorlanıyorum. Vallahi bir kürek alacağım. Kürek fiyatları da alacağım yer. Geçen sefer evcil hayvan reyonunu göstermemiştim. Şöyle hızlıca bakalım, mesela şu ödül mamaları 70 lira civarı. Şunlar dandik görünüyor ama kraker 30 lira. Şöyle indirimde var. 20 lira. Mamalara bakalım, Rusya'da mama fiyatlarına. Bizim burada da köpeğimiz var. Irina'nın annesinin daha doğrusu. Şöyle bilindik pedigree var. Şu 2.2 kiloluk. Bu Migros'ta da satılan. 150 lira. Şurada Purina var. 600 gramı. 100 lira.
Royal Canin var. 400 lira. 1,5 kilogram. Chihuahua. Başka şöyle bilindik. Brit var. 3 kilosu 300 lira. Ha şöyle büyük paketlere baksak. Neyse pahalı işte ya. Ne çok kişi alkol reyonunu soracak. Biz alkol tüketmiyoruz, İrina da ben de. Ama oraya da bir gireceğim merak edenler için. Önce şurayı göstereyim. Şimdi Rusya'da kışın çocuk arabaları böyle oluyor. Çocukları oturtuyorsunuz, bebek arabası gibi ittiriyorsunuz. Ya da şunlardan çok oluyor. Çocuk oturuyor mesela çarşıda, Kremlin'de gezerken bile görüyordum. Çocuk oturuyor oraya, babası da ipten çeke çeke gezdiriyor. Ne kadar şöyle bir kızak? 600 lira. Şöyle var. 900 lira. Şunlardan benim bile alasım var aslında. Mesela %50 indirim var şunda, 750 lira. Çocukları görüyorum, özeniyorum ya. Şu var 360 lira. 2 numara. Şu 3 numara yine 750 lira. Şimdi bakalım hadi bunlar. Şöyle bilindik markalar kıyaslama yapmak için. Martini var mesela. Ron Martini 300 lira. Ama sağlam, %35 bir indirim var. Yine Ron var, Martini Bianco. O da 300 lira. Martinilerde kampanya tek fiyat, patron çıldırdı, 300 lira. Bunlar hep Rus markası. Şu Kremlin güzel bir vodka. Bu da 600 lira. Aşağı yukarı. 550-600. Ama 0.7 litre. Şurada yine Kremlin vodka 150 lira. O da 50'lik. Esas alkol reyonuna da gireceğim. Evet, burada da düşük alkol içkiler var. Biralar var. Leffe mesela. %50 indirimde. İşte ne kadar? 36 lira. Bud var. O 30 lira. Tanesi hep bunlar. Hogarden var, o 25 lira. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatlarda nasıl. Yine Bud var. Bud Zero. 15-16 lira civarı. Stella Artois var. 19 lira falan. Bu Kozel Rus birası. O da 18 lira. Bakalım Efes falan var mı? Genelde olur da. Ha, Tuborg var. Bunlar hep Rus markaları. Şu ne kadar? 82'den düşmüş. 18 liraya. Bu biraz pahalı. %25 indirimli hali 90 lira. Şu. Bu da 1000 marka gibi. 15 lira. Burada plastikçiler var işte. Bunlar daha uygundur tabi. Bu
Borg'un plastiği var. 50 lira civarı, 50-55 lira. 1.35 litreymiş. Burada yine Tuborg teneke 18 lira. Heineken var. Ona bakalım. Heineken 60 lira. Burada şöyle büyük 5 litrelik var. 150 lira. Bud 30 lira. Geldik cipslere bakalım. Şu Lay's mesela 140 gram 35 lira. Korona var indirimde 40 lira. Şimdi ağır alkollere de bak. Aha FF var. FF şu 22 lira. FF Pilsener. Asın bayrakları hadi. Şöyle cips reyonuna da bakalım. Lay's'ler. Mesela şu ufak Lay's 25 lira. Şunlar 36 lira, 140 gramlıklar. Bunlar da pahalı ya. Şimdi de ağırların olduğu yere gidelim. Viskiler falan. Burada. Şu karpuzlu absolut 650. Mangolusu yanındaki 500 civarı. Alkol reyonu da kalabalık. Bakalım şurada viskilerden neler var. Şu aperollar indirimde 500 civarı, 450-500 civarı. Martinilerde demiştik patron çıldırdı, ne alırsan 300. Arkada devam ediyor. Şaraplar. 100 lira. 150 lira. 300 lira şu. Ne bileyim, çeşit çeşit o kadar da. Burası full şarap. Don Simon İspanyol. Bu da 100 lira. Şaraba çok girmeyeceğim. Hop. Williams'lar var. İndirimde 270. Mesela şu Nutella 210 lira. Bunlar ballar Rusya'da. Balların rengi bizim Türkiye'ye göre farklı. Şöyle. Bunlar da daha dandik ballar. Rus çikolatalarını geçiyorum. Milka'lara gelelim.
şu mesela %40 indirimde 36 lira. 36 genel olarak aşağı yukarı 35-36 lira. Ritz'ler de aynı şekilde. 36. Böyle. Şöyle bir de balıklara bakalım. Dur. Şu yayın balığı, somon değil bu. 230 lira civarı. Somonlar 400 civarı. Ama şu an indirimde ha. Neredeyse %50 indirimde. Ben de şaşırdım zaten. Şu an 400 civarı somonun dilimli kilosu. Levrek, bunların hepsi Türkiye'den geliyor arkadaşlar. 180 lira. Tanesi 400-600 gram arası geliyor. Şöyle somonda indirim var ya. 300 lira bütün hali. Ben eve bunlardan alıyorum. Kestiriyoruz steak tarzı. Burada sazanlar var işte. Valla somon alacağım ya. İndirimde. Bunlar aynı aileden. Sazanlar böyle canlı canlı da satılıyor. Şu biraz daha irileri 100 lira. Şöyle biraz daha ufaklıkları 90 lira. Burada büyükleri de var. Türkiye'den gelen çok balık oluyor buraya. Çupra göremedim gerçi ama. Evet, bunlar Türk levrekleri, şeyleri, çupraları. Bu da az önce yayın dedim, yanlış söyledim. Alabalık, dilim kaydı. Alabalıkla somonun arasında pek bir fark yok açıkçası. Biri biraz daha yağlı oluyor, biri biraz daha yağsız oluyor. Somon daha yağlı. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz, biz alışverişi bitirdik. Bir yumurta fiyatlarını da çekeyim dedim şimdi kasaya doğru giderken. Bunlar 75 lira. Şöyle yine 60 lira. Aşağı yukarı 60 lira şu yumurtalar. Türkiye'de hatırlamıyorum fiyatları. Daha önce de bir market videosu yapmıştık birkaç ay önce. Gerçi üzerinden bir 4-5 ay geçti herhalde. Aynı şeyler tekrar çekmek istemedim. Gerçi Rusya'da da fiyatlar arttı ama neyse, bu sefer biraz daha farklı ürünler gösterdik. Şimdi eve gideceğiz. Biraz yılbaşı süslemeleri yapacağız yemek yiyip. Onu da videoya ekleyeceğim ve bitireceğiz. Umarım beğenirsiniz.